Ben konuşamam, ben konuşamam. Yahu ben masayı gördüm. Neşeli bir masa. Dedim bu masayla başlayacağım. Daha başkanlar röportaj almadım. Şimdi ben mikrofonu uzatacağım. Kamerayı açacağım. Tek başıma terlemişim. Sen konuşmayacaksın. Böyle bir dünya var mı? Yok. O zaman seni tanıyalım. Ben Erdal Alan. Amasyalıyım. Kisalan köyünden görücü usulüyle evlendim 30 yıldır. Yengem nerede? Çalışıyor. Ha, çalışıyor. Çalışıyor. Yenge seni çalışıyor, kendi geziyor bak. Ağlar yer. Ne diyor? İki çocuk var. Allah razı olsun. Amin cümlemize. Ortam çok süper. Daha sabah olduğuna göre daha millet gelmedi işte. İstanbul'da tabii. Dönüyordu. Bugün biraz bugün de aynı sıcak olacak. Aynı sıcak olacak. Kaç sene oldu işte 12-13 efendim? İşte 2008'den beri ben üyeyim. Yani derneğimizin sıkıntısı sadece şu aidatları düzgün ödemiyorlar. Ne kadar güzel bak. Ha işte yani aynen. Şimdi ben borcumu kapattım diye demiyorum yani. Milletin gelen de ya 10 lira bir aidat. Bakın ya ben borcumu kapattım tamam belki birikir ama bir anda o aidat ödenmek zorunda. Zorunda. Zaten bu şeyler aidatla dönüyor zaten. Bu derneğin faaliyetleri olsun. Aidatlarla ödeniyor yani. Çalışıyor zaten bu paralar. Valla arkamda ciddi anlamda bir heyecan yaşanıyor. Ben şu kamerayı arkaya doğru bir çevireyim. Tabii. Arkaya doğru bir çevireyim tabii. Ama sen burada tamam. Kal. Bu dursun sende. Tamam. Şimdi kızımız maşallah uçuyor demin. Özellikle evet. Görüntülüyüm dedim ama onlara da gideceğim. O çılgın gençlere de gideceğim. Söylemek istediğim başka bir şey var mı? Valla benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Ben hani başkanından tut bütün bu şeye gelene kadar tüm başkanlarımıza, milletimize teşekkür ediyorum yani. Çok güzel. Ben o zaman hemen sevgili abimi alacağım. Beni gaza getiren, bana sağ olsun sabah sabah güzel bir enerji verdi. Samsun Amasyalılar Derneği'nin bir paylaşımını hazırlamıştım. Oradaki videonun güzel olduğunu söyledim. Ben Samsun Asarcık Kisalan Köyü'nün Mehmet Yurttağ derneğin kurucularından. Ve şu anda da yönetimdeyim. 2008'de Sezai Başkanı'nla beraber. Sezai Güntar. Evet. Onunla beraber başladık biz buna. Zekeriya Çakır. Yani o zamanki ilk başladığımız günlerde. Ondan sonra Burhan Efendi, şimdiki başkanımız. Ha, geliyor zaten. Onunla beraber. Bu yola beraber çıktık. Allah'ın her gününe de şükürler olsun. Yani en azından çok da değil ise. Yani Amasya, Samsun. Ayrım yok zaten ikisi de. Işte. İkimiz de. Mesela benim köyüm şu anda ayrıldı. Taşova'ya bağlı. Ama yine biz iç içeyiz. Şimdi ikiye bölündü köy bizim. Evet. Mesela Burhan Efendi de mesela aynı beraber aynı köydeyiz ama. Şimdi sevgili başkan da geldi. Başkanım şöyle yanaş bana. O kadar güzel bir masaya geldim ki candan, samimi, sıcak bir ortam. Dedim ki buradan başlayacağım. Başkanla röportaj bile almadım. Şimdi tam senin dedikodunu yapıyorduk ki sen geldi. Bir bekle. Devam ediyoruz abi. Başkan. 2008'de kurduk. İşte Allah'ın her gününe şükürler olsun. Arkadaşlarımızın, köylülerimizin desteğiyle ayrım yapmadan bugüne kadar geldik. Bundan sonrasını gençlere bırakmak lazım aslında ama gençler de buraya hiç yanaşmıyor. Bak. Şöyle baktığın zaman hep orta yaşlı. Şu arkadaki gençlik, gençlik mutlaka gelecek. İnşallah. Burada gerçekten çok güzel bir samimiyet var. Yani bunu yaşatmak lazım. Bunu ekrandaki insanlara göstermek yani, lazım. Yani göstermek lazım ama toplam şimdiki gençlerin elinde birer telefon. Evet az önce konuştuk. Az önce de konuştuk. Evet. Doğrusu da değil aslında. Mesela benim 3 tane oğlan bir tane kız var. Oğlanların ikisini anca getirebiliyorsun. Kız Ankara'da zaten. Demek istediğim böyle yerlerde mesela bu Bursa'da oturuyor benim büyük oğlum bu. O gelmeyecekti. Ben de aradım geleceksin dedim. Yani en ha, sadece, öyle oldu çünkü görmedi belki kaç senedir görmedi arkadaşları var burada şimdi. Ha, aynı bahane mesela tarlada günlüğe gitti. Sulova'da oturduk biz yıllardır. Mesela Hava ablayı belki kaç senedir görmemiştir. Mustafa'yı görmemiştir. Yani böyle oluyor yani ancak böyle bir topluda veya düğünde veya bir cenazede bir araya gelebiliyoruz. Şimdi siz zaten iki sene birbirimizden tamamen kopmuştuk. Hep koptuk. Bir de pandemi oldu. Aşağı yukarı 3 senedir piknik yapamadık. Karar aldık olmadı yani olmadı derken aç alan olmadı bilmem neler olmadı. Ama şükrolsun bugüne kadar iyi kötü getirdik. İnşallah bundan sonrası daha güzel olur. İnşallah. Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Ne diyelim amin, başka? Amin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım,
dediğim gibi ilk girişi direkt bu masadan başladım ve Allah razı olsun kırmadın. Normalde oradaki çalışmanın başındaydın. Açılışı burada yaptık diye bismillah diyelim. Başkanım senin bir daha tanıyalım. 5 sene önce Halıcıoğlu'nda E5 kenarında yol üstünde tanımıştık. Şimdi ormanda tanıyorum. Bakayım aradaki fark ne? Zaten. Evet, Burhan Erginer, Samsun Amasya Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı. Bu görevi 2008'de yönetim kurulunda görev alarak başladım ve 10 yıldır bu derneğin başkanlığını yapıyorum. Allah izin verirse onu da buradan şey yapayım, 2024'te ben de emekli olacağım. Ondan sonra ben de böyle masaya gelip kahvaltımı güzelce yapacağım. Senin demen ne oluyor mu başkanım? Öyle bir şansı yok. Ya, bu, yani bu şimdi özür dilerim abi. Ya, bu senin demen ne oluyor mu? Yani ben bunu sadece dernekçilikte ya da STK'cılıkta ya da işte siyasette böyle bir lüksünüz var mı? Merak ettim. Ya şimdi şöyle bir şey. Yani biz artık yaş itibariyle de 60 yaşımızı geçtik. Bundan sonra geriden gelen genç arkadaşlarımızda biz abilik görüyoruz. Tabii dernekten elimizi çekmeyeceğiz. Arkadaşların devamlı yanında olacağız. Ama bir değişim olmalı diye düşünüyorum. Bu da inşallah olacak. Beni illa siyaset. Değişimin olması gereken yer başka yer. Buralar değil. Sen işinin başında, iki ilin başında olduktan sonra yönetim senin arkanda olduktan sonra senin o dediğimiş olduğun hayal boş. Ahmet Güngör abi, ya sen de bu konuda ben iddia edemem. Tamam, sen ne dersen o olsun. Seni başkan yaparız biz. Normalde. Zamanı gelince onu da yaparız başkan. Ne dedi? Senin demenle olmuyor. Senin önemli demenle olmuyor işte. İnsanların sevgisini aldınsa bu insanlar kolay kolay bırakmıyor seni. Tamam, sen mütevazi davranıyorsun da gelelim şimdi bugüne. Ya neyse, o gün gelsin de onu o zaman konuşuruz. Ne güzel. Bunda 3 yıldır biz pandemiden dolayı ve yasaklardan dolayı piknik yapamamıştık. Evet. Hemşerilerimizle uzun süredir buluşamadık. Ama bu sene bu pikniği yapma kararına her ne olursa olsun biz bunu yapacağız dedik ve bu kararı aldık. Şükürler olsun ki bu sabah herkes 6'da evinden kalktı. Burada güzel bir ortamdayız. Pikniğe hazırlıyoruz. Evet, bu masa gerçekten her sene bu masa çok kalabalık olur. Çok değerli bir ailenindir. Bu salıncak her sene kurulur buraya. Ondan sonra bu salıncak bunların olmazsa olmazıdır. Ama bu yaşanmalı da. Ya tabii ki pikniklerde böyle olmalı, doğal olmalı. Biz bunları köyde tahtambul derdik, onu yapardık, köyde kurardık ama burada da o günler, çocukluğumuzu burada yaşıyoruz. Başkanım bir şey soracağım. 5 sene önceki konuşmamız bir anda aklıma geldi. Çok aşırı bir heyecan vardı sende. Gerçekten sanki böyle tedirginle bugün o kadar rahat görüyorum. Ya 5 sene evvel o zaman 55 yaşındaydık. O zaman Samsun'un plakasında olduğumuz için heyecanlıydık. Yani şimdi abi, biraz olgunlaştık. 61 yaşımızda Trabzonluyuz yani. Trabzon'a kadar. Trabzon 60.000. Sen Trabzonlusun, plakanı unuttun ya. Pardon, ben nereliyim? Sen de Trabzon kökenli. Hatun, kimliğim yanında mı? Benim kimliğimde Samsun Çarşamba yazıyor. Ama sen Trabzon'a daha yakınsın. Bak, Trabzonlar daha çok çağırıyorsa ben ne yapayım başkan? Bak 5 senede ikinci kez Trabzonların her işine çağırıyor. Abi o zaman seni biz bundan sonra Trabzonlardan koparmalıyız. Biz daha çok çağıralım. Bunun noksanlı Eyüp Ercan'da. Bizim doğum yerimiz Çarşamba. Şu var abi bak, ben hizmet adamıyım. Diyarbakırlı'da çağırır, Mersin'de çağırır, Samsun'da çağırır ama işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Trabzon 13 senedir bir sevdadır Karadeniz programı başladı, beni çok sahiplendi. Ama Samsun'un da burada hakkını yemek istemiyorum. Mesela işte şimdi Eyüp için başka bir yerde seninle acayip özel konuşacağız, merak etme. İstef, Ladef, Lafet, Çarşambalılar Derneği, Hürriyet Derneği, Allah razı olsun şimdi İstiklal mesela girdi. Haklarını yemiyorum ama Trabzonlular beni çok çağırdığı için beni Trabzonlu sanıyorlar. Evet, işte orkestramız da geldi. Alparslan Uzun Bey de aramıza geldi. Alparslan Bey hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. O şimdi Amasya'dan geliyor. Buram buram Amasya kokuyor. Alparslan kokuyor. Biz dönelim Alparslan Bey'in yanına. Öyle tek başına yemek götürmek yok. Geçelim oraya abi, gel. Tamam. Efendim Alparslan Bey gelmiş. Hoş gelmiş. Börekler, çörekler, kahvaltılıklar. Kardeş hayırdır ya? Vallahi uzun yoldan geldik herhalde, ondan oldu. Ben de uzun yoldan geldim. Sen benden erken gelmişsindir. Ben ta Güngören'den geliyorum. Ben şu an ta Amasya Taşova'dan geliyorum. Ne olacak ki, bir saatte buradasın. Bir saat olur mu? 7-8 saattir yoldayız şu anda. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İsim Alparslan Uzun.
23 yıldır piyanist şantörlük yapıyorum. Hem çalıp hem söylüyoruz. Memlekette şu an İstanbul'dayım. 7 senedir İstanbul'da yapıyorum ama yaz dönemlerinde okullar tatil olduğu zaman memlekete gidiyoruz. İşler orada daha yoğun olduğu için. Oradaki düğün, işte nişan, işte böyle eğlencelerde orada faaliyet gösteriyoruz. Arada böyle istisnalı oluyor yazın. İstanbul'a geliyoruz. Başkan, gerçi çayını içene kadar ya da giderken için telefonu da rahat bırakmıyorlar. Başkanım, ilk Bismillah sahne alacak start vereceğimiz kişi buradaydı. Bundan sonrakiler gelmese de olur yani. Duymasınlar tabii. Şimdi dedin ya bu masaya geldin diye, bu masanın da ayrı bir özelliği var. Enişteleri. Bunların hepsi Alparslan Bey'in enişteleri. Öyle mi? Tabii kayınçlar. Evet. O yüzden masaya geldi. Evet, biraz torpil var yani. O. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gelmeden de sağ olsunlar beni buyur ettiler. Ben eşimle geldim. Bir de bana çay bardağı, benim çay bardağımı da bulmuşlar. Ya hatun, ben seni her zaman... Allah razı olsun. Geleceğim yengem oraya. Ben bununla çay içtiğim için. Evet. Başkanım. Evet Ahmet Güngör abi, ne diyelim daha? Beraber olacak. Benim şimdi afişler asılıyor. Biraz ondan sonra afişleri geç geldi. Onlarla ilgileniyorum. Sen artık bunları idare edersin. Tamam. Seni o zaman gönderdik. Biz devam ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Burayı bulmuşken kolay kolay bırakmam. Doyayım da. Başkanımızı gönderdik. Alparslan kardeşimin de boğazına böreği dizdik. Şimdi diyordur ki ya lanet olsun bir git da. 7 seneden beri İstanbul'da evet, olduğunu İstanbul, söylemiştin. Evet, ve şu an işler memlekette daha yoğun olduğu için oradasın. Bu son zamanında pandemiden sonra sahneler biraz... Evet, pandemi döneminde biraz sahneler kapandığı için orada bir bayağı bir sıkıntı çektik 2 seneye yakın. O dönem şükürler olsun atlattık. Geçen sene işte biraz normalleşmeye başladıktan sonra bu sene daha iyi. Daha iyi. Müzik oranında evet. Aynen. Hem köylerde olsun hem de İstanbul'da olsun düğünler daha yoğunlaşmaya başladı. Şükürler olsun, işlerimiz çok iyi şu anda. Efendim, daha çok soru soracağım aslında. Gerçekten sanat camiası, müzik camiası, televizyon camiası o kadar kötü bir yere gitti ki televizyon sektörü tamamen çirkepleşti. Yani televizyonculukta iki tane yolun var. Ya Cumhur İttifakı olacaksın ya Millet İttifakı olacaksın. Bu bize ters. Mavi Karadeniz Televizyonu 13 seneden beri bir Sevdadır Karadeniz programını yapıyordum. Ama maalesef seçim döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Siyasi olarak konuşmuyorum ama siyasi bir program yapmak istemediğim için hepimiz ayrıldık. Ve artık şuna bir dur diyelim. Bırakın sanatçıya karışmayın kardeşim. Bırakın mekana karışmayın. Bırakın televizyona karışmayın, bırakın medyaya, basına karışmayın da ne haliniz varsa görün. Bunu da söylemek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Hiç kimseden de korkum yok benim. 40 senedir sektör içerisindeyim. Bir kere alnımı eğmedim, kimse de eğdiremez. Yani senin konundan girdim buraya, evet. Yani doluyuz aslında, laf lafa açıyor. Evet, evet, evet. Şimdi... Medyapı'nda da görev yoktu arkadaş. Tabii. Televizyonlara çıktı. Yani Medyapı'da. Başka hangisini dedi? Var. Kapanmadan önce Medya TV'de ya olsun. Kapandı. Evet. Medya FM vardı. O da yine kapandı. Sayın Turan Cani'nin televizyon radyosu. Yani. Orada programlara çıktık. İşte Flash TV'de programlara çıktık. Evet, Flash TV'de var. Evet. Tuğda vefat ettikten sonra bir flash haber var. Artık hangi haber bilmiyorum. Ne hizmet ediyor? Bu arada 2005-2006 yılında bir albüm çıkartmıştık biz. İşte o albüm İlk ve tek son oldu, öyle söyleyeyim. Ondan sonra zaten dijital platform oluştuğu için yani bir ikinciye gerek duymadık. Çünkü kopyası olduğu için. Aynen, beni de mesela sağ olsun insan, Burhan Başkan geçen seneden mevcut. Abi de televizyona ihtiyacım yok benim. Benim gelen insanların mutlu olsun, o insanları ekrana taşıyalım. Bize hatıra kalsın yeter. Yani siz istediğiniz kadar bölün. Biz yine bütünüz de. Neyse, daha konuşacak çok şey var. Sahnede dinleyeceğiz seni. Yemeğine devam et. Abicim, son söyleyeceğim bir şeyler var mı? Valla söyleyeceğimiz bir şey yok. İnşallah düzgün, düzenli şekilde rahatça, kazasız belasız geçiririz pikniğimizi. İnşallah. İnşallah. Ben de zaten yönetimdeyim. Kurulalı. Dernek kurulalı yönetimdeyiz yani. Sezai Başkan, ondan sonra Burhan Başkan. Devam ediyoruz yani. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani köylülerimizi bir araya getirmek gerekiyor. Gençlerimiz birbirini hiç tanımıyor. Buna çok büyük emek verdik. Ve şimdi yavaş yavaş ısınmaya başladılar yani. Gençler birbirini tanımaya başladı. Yani amcasını tanımayan gençler gördüm ben. Gördüm, bir zat şahit oldum yani. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi yeğenim, ablamın kızını gördüğümde Samsun Salı Pazarı'nda gördüm. Dedik ki dayı nasılsın?
O da Facebook'tan beni görmüş. İyi dedim kızım. Ya yeğenimi tanıyamadım. Yeğenimi, ablamın çocuğunu. Yani bu kadar koptu. Ben bizzat şahit oldum. Gözümden çocuk amcasını tanımıyor. Çocuk desem de o zaman 17-18 yaşlarında. Ve kurudum kaldım. Ve cenazede bu. Böyle oldu yani. Onun için buna biz çok büyük çabalar harcadık. Mesela Sezai Başkan olsun, bütün arkadaşlar bu şeyde bayağı bir çaba. Ben geleli tam 50 sene oldu, İstanbul'dayım. 13 yaşımda geldim, ben köyümün halkından daha fazla buradakileri tanıyorum yani. Tam 50 senedir buradayım. Ben köyünün aşağı yukarı bayağıdır gitmiyorum da yani. Cenaze falan olursa o şekilde gidip geliyorum. Buradan son sözleri alayım, az sonra ablamlara geçeceğim. Dedikodu var. Evet, ben Mustafa Çakır. Yengem yok, sen rahatsın. Yok, karşımda. Abi inşallah hayırlısıyla bunu da hallederiz. İnşallah Cenab-ı Allah hayırlısıyla tekrar tekrar böyle toplumları, böyle bir araya gelmeleri çocuğumuza, çoluğumuza nasip etsin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyeyim. Ne diyeyim başka? Efendim az önce röportajları yaparken dedim ya, yengenlerin yanına geçeceğim diye. Bismillah. İlk çiftimizin yanındaydı ama bir de meyvenin meyvesi var. Evet, evet, evet. Önce yengemle konuşacağım. Yenge. Ben Güler Çakır. Amasyalıyım. Ben konuşma. Sen rahat ol. Kaç senedir evlisin? 34. Evde nasıl yengem? Çok güzel. Çok üstüme düşüyor. Öyle demiyor. Kız biraz demiyor. Vallahi çok doğru üstüme düşüyor. Doğru söylüyor. Bak. Aldatsan doğru söyle diyor. Bak. Doğru söyle. Ben buradayım. Allah var bir şey. Yenge bak. Alparslan diyor ki doğru. Doğru, valla doğru. Çok ilginin. Çok üstüme düşer abi. Ne çok niyeti düşüyor. Birbirim. Dese ki ya hatun ben bir daha evleneceğim. İzin ver kendine. Vermem. Vermem. Yakaladım. Vermesin. Niye veriyor ki? Ya hayır hocam. Gülün üstüne gül koklanmasın. Vermem. Vermem abi. Niye vereyim ki? O kadar emanet çektim, şeyi yaptım. Niye vereyim? Tabii, vermem. Amin. Amacım sadece takıştırayım ama olmayacak yok, galiba. Yok, bu kimden? Büyük oğlumdan. Büyük gelinimin çocuğu. Büyük gelin bu mu? Evet, evet. Kızım bir gelsene buraya. Acaba bir şey, sadece bir şey soracağım. Sen de bir gel. Şu karı kocayı bir alayım ben, ikisini de. İkiniz de alayım bir. Nerede? Kızım seni gözden çıkardılar demin salıncaktan, söyleyeyim. Ben görüntüyü çektim. Gel buraya bir gel. Bak şimdi çoğalıyoruz ya. Çoğalıyoruz ya. Çoğalmamızın altında bir mutlaka muziplik var. Az önce bu kızımı az kalsın düşürüyordun ya, kızı gözden mi çıkardın? Yani gözden çıkarmak demeyelim de yani seviyor. Adrenalin seviyor yani. Ne diyorsun? Ama az önce babayla anneyle röportaj alırken dedi ki abi beni hep gözden çıkarıyor. Evet, kayınpederim çıkarıyor. Hocam değil. Eyvah, dur. Abi şimdi kayınpederim biz... de var öyle huylar. Ne diyorsun sen? Benim ilk göz ağrım, ilk geldim. Nasıl çıkarabilirim gözden? Ben anne kayınvalideye dedim ki, yeniden evleneceğim dese dedim, izin verir misin? Asla dedi. Gül üzerine gül koklatmam dedi. Bana bak. Hayır. Gül var, ona yapmaz. Seni tanıyorum abi. Ben Kübra. Kübra, kaç yıldır evlisiniz? Yani 5. 5 sene. Evet. Sizin? Evet, benim. Bir tane de büyüsün. Seni tanıyalım abi. Durmuş benim ismim de. Ne iş yapıyorsun Durmuş? Ben ambalaj işi yapıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzel biliyor musun? Gençlerin burada bu neşe içerisinde bu kadar güzel bir şekilde eğlenmesi. Ya ben direkt zaten kaydı kestim dedim, oraya bakacağım ama uçuyor kız maşallah. Yani amaç o zaten. Burada pikniklerde, eğlencelerde, derneğin düzenlediği iftar... Amaç o diyor. Düşer de amaç o diyor. Derneğin düzenlediği iftar programlarında mühim olan burada gençlerin, daha çok gençlerin. Çünkü yaşlılarımız genelde düğün, dernek oluyor, cenaze oluyor. Hep bir araya gelebiliyorlar ama biz gençler daha az bir araya gelebiliyoruz. O da ne oluyor? Bu programlar vesile oluyor. Evet, o yüzden iyi bir şey yani. Şimdi güzel. Kübra. Söyleyeyim ya, biz takılmayız öyle. Ya bu masadan bana ekmek yok. Yenge bir şey diyor mu? Yok, canınızın sağlığı. Allah razı olsun. Ben diyeceğim tabii ki bir şeyler ama şey olarak yönetim olarak yönetime söylüyorum. Şeyler, aidatları en az 250 olması lazım.
ve yönetim olarak mutlaka bir yer almaları lazım. Gelen gelir, gelmeyen gelmesin. Yönetim olarak mutlaka bir yer alınması lazım. Ve bunları çocuklarımıza bırakacağız. Bunlar da benim torunlarıma bırakacak. Bu veya senin veya benim özellikle bir şey değil. Memleket davası bu. Ülkemizin davası. Tabii ki biz böyle yerler yapacağız. Çuvala çuvala gidecek yani. Bu mesaj tamamen yönetime. Umarım bu program izlendikten sonra yönetim bunu dikkate alacaktır. Tabii burada da ben size çok teşekkür ediyorum. Özellikle ikinize kırmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şübra, sen yine dikkat et. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizlere de kolay gelsin. Herkese iyi eğlenceler. Bu kadar. Yenge, gözüm üstünüzde. Efendim, bende ne olacağı belli olmuyor biliyorsunuz. Anında birilerini yakalıyorum. Günümüz içindeki programın, yani bugünkü Samat Der Derneği'nin program sunucusu. Samsun Sevdalıları 55 moderatörü. Bizim Samsun camiasında gerçekten sevilen bir kardeşim. Hani derler ya damar, ya damardan bağlı, damardan harbi damar, Ferhat Damar'la beraberiz. Ferhat'ım. Burada seninle karşılaşmak güzel bir şey. Biliyordum. Gerçi paylaşımlarda kullandım. Ama o günden beri nedense görüşemedik. Çok uzağız ya. Biri Esenyurt'ta, biri Güngören'de. Bir de mesleklerimiz çok ayrı. Ama ben, gönüllerimiz bir. Yani, ama yaptığımız iş bir. Gönüllerimiz işte bir. Mesleklerimiz ayrı derken zaten bir olduğumuz için kendime laf sokuyorum. O kadar kopuğuz ki işte aslında bu etkinliklerin amacı da bu. Birleştirmek. Hoş geldin diyorum. Seni tekrar Samsun camiasına tanıtalım mı? Çok teşekkür. Amasya'ya da. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle bir arada olmaktan bugün için çok mutlu oldum. Uzun bir aradan. Bugün için ama sadece. Yok, uzun bir aradan. Ben sonra... anlamam. Duyduk bugün için dedi. Yok, uzun bir aradan sonra zaten daha önceden de kararlaştırmıştık bir araya gelelim edelim diye ama maalesef sizlerin yoğunluğundan, bizlerin yoğunluğundan dolayı, programlardan dolayı ilk defa bugün bir araya gelmek fırsatımız oldu. Ben bundan dolayı da çok mutluyum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Bugün bir emek harcayacaksınız. Samester Derneğimizin bugün Kemerburgaz'da, Tabiat Parkı'nda çok güzel bir piknik organizasyonu var. Hemşerilerimizle birlikte olacağız. Samsunlu hemşerilerimizle birlikte olacağız. Amasyalı hemşerilerimizle birlikte olacağız. Güzel bir kaynaşma adına güzel bir program olur diye düşünüyorum. Bugün programı da nasip olursa ben götüreceğim. İnşallah Rabbim mahcup etmez diyelim. Meslektaşın olunca böyle aval aval yüzüne bakıyorsun. Adam şiir gibi laflar dizdi bitirdi ama bilmiyor ki bende bitirme şansı yok. Yok, biz sizinle aşık atamayız. Siz az önce ne dediniz? Ben çocukken dediniz. Artist olacağım diye evden kaçtım. Ama maşallah elinizde 40 küsür senedir. Sizler bu işlerin artık duaynesinizsiniz. 13 yaşında kaçtım, 60 yaşına geldim. 47 sene ya. Yok, biz size yetişemeyiz. Bizler de programlar yapıyoruz, ediyoruz ama maalesef ama teknik biz... Teknik açıdan yani internet açısından maşallahım var, onu takip ediyorum. Şeyi soracağım sana. Fatih Başkanım, Fatih Aslan'ım. Fatih Aslan Başkanımız. Maşallah İSTEF'te çok ciddi bir çalışmalarınızı takip ediyorum. Evet, İstanbul. Yani evet, İstanbul'un 3. bölgedeki en büyük sivil toplum kuruluşları Samsun'umuzun, İstanbul Samsun Dernekler Federasyonumuz, çok başarılı genç bir başkanımız var Fatih Atsan ve çok başarılı dinamik bir kadrosu var. Onunla birlikte Samsun'umuzun sesini en iyi şekilde İstanbul'da 3. bölgede duyurmaya çalışıyoruz. Samsun atmosferini 3. bölgede yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de en son yapmış olduğumuz program. Malumunuz, biliyorsunuz, bize gururu yaşatan Samsun sporumuz şampiyon oldu. Süper Lig'de biz Samsun sporumuza başarılar diliyoruz. Samsun sporumuzun belki de en büyük kutlamalarını İstanbul'da İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız Fatih Mehmet Atsan öncülüğünde beni çağırmadık. Evet, bizler yaptık. Çok muazzam bir program oldu ve önümüzdeki dönemlerde de İstanbul Samsun Dernekler Federasyonumuzun da programları Samsun'umuza yetişir şekilde, yakışır şekilde Samsun'umuzun birlik ve beraberliğine, hemşerilerimizi bir araya getirebilmek için var gücüyle çalışacağına inanıyorum. Fatih Başkan, dikkat et. Bak, dikkat et. Önümüzdeki seçimlerde
aday olabilir. Yok yok, biz Fatih Başkanım gibi başarılı başkanlarımızın yanındayız. Bugün neredeyiz? Samesterimizin çok kıymetli değerli başkanı Burhan Erginer başkanımızın yanındayız. Ve diğer federasyonlarımızın, diğer sivil toplum kuruluşlarımızın biz her zaman için yanındayız. Ne Fatih Mehmet Atsan da bizim için aynıdır. Burhan Erginer başkanımız da aynıdır. Diğer başkanlarımız da, sivil toplum kuruluşları başkanlarımız da, çalışanlar bizim için hep aynıdır. Biz çalışanların yanında onlara baston olabiliyorsak ne mutlu bize. Estağfurullah. Efendim neden uzatıyorum sevgili dostumla, meslektaşımla biliyor musun? Biraz sonra işe başlayınca daha görüşme gibi şansım olmayacak. Çünkü o yoğun olacak, ben yoğun olacağım. Son bir soru. Çok güzel bir klip yapıldı. Sevgili Sami Korkmaz'la beraber Samsun Terma arasında bir mekik dokusun. Onunla da kısaca, çünkü o kliplerde de herhalde aktif görev alıyorsun. Evet, şimdi şöyle, bizim Çarşambayı Sel Aldı türküsümüz var. Anonim bir türküdür bu türkü. Aslında sadece Samsun türküsü değildir bu türkü. Bu türkü bizim ülkemizin, bizim Türkiye'nin, Anadolu'nun yerli ve milli bir türküsüdür. Çarşambayı Sel Aldı türküsü ve Türk halk müziğimizin çok değerli sanatçısı Samsunlu hemşerimiz, ben ona her zaman için sanat duayenimiz diyorum, Sami Korkmaz Bey, kesinlikle katılıyorum. Hem efendi hem mütevazi ve beyefendi kişiliğiyle de bir Samsun sevdalısı kendisi de. Bakıyor diyor ki, ya diyor, bizim diyor Çarşambayı Sel Aldı diyor türkümüz var. Türkiye'ye, ülkemize mal olmuş bir türkü ama bu zamana kadar doğru dürüst bir klibi dahi çekilmemiş diyor ve kolları sıvıyor. Biz de kendisine eşlik ettik. Samsun'a gittik, Çarşamba'ya gittik. Çarşamba'da, Çarşamba'nın en güzel yerlerinde türkülerini söyledik ve drama şeklinde de bir bölümünü de benim bulunduğum yerde Terme'de çektirdik. Drama bölümünü de yaptırdık. İnşallah Çarşambayı Sel Aldı türküsüne yakışır güzel bir klip olduğunu ben düşünüyorum. Allah izin verirse de Eylül ayında da inşallah izleyicilerimin takdirine sunacağız inşallah. Efendim ben de burada şöyle bir söz veriyorum. Sevgili Ferhat'a da sormadan, Sami'ye de sormadan görüntülerden birkaç görüntü alıp bu röportajı esnasında görsel olarak ekrana getireceğim. Sevgili Ferhat Damar'a çok çok teşekkür ediyorum. Biz röportajlarımıza, görüntülerimize sevgili Ferhat Damar da sahneye devam edecek. Kolay gelsin diyorum. Ben de sizlere kolay gelsin diyorum. Hava çok sıcak ama bir ormanın içerisindeyiz, seriniz. Rabbim sizlere güç kuvvet versin. Rabbim kolaylıklar versin. Rabbim mahcup etmesin. Ben de işimin başına gideceğim. Ben de gelen misafirlerimize onur edeceğim. Burada mümkün olduğunca Samsun'umuzu ve Amasya'mızı en iyi şekilde sesini duyurmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay, Allah kolaylık versin. Şimdi geldik yine bir masaya. Dedi ki enişteleriyim dedi. Şimdi ben mikrofonu eniştelerini tanıttıktan sonra vereceğim. Enişte herkes de röportaj alacak. Bakayım kim röportaj vermiyor? Bana Allah razı olsun. Kime mikrofonu uzattığımıza hemen cevap verdi. Seni göreceğiz. Evet enişte, tanıyalım seni. Ya ben bunların hepsini enişteleriyim yani. Hepsini enişteleriyim ben. Bunların köyleri bütün komple enişteleriyim Gelin ben. Gelin Hanım nerede? Yeşiltepe köyünden yani. Kesalar. Gelin Hanım nerede şu an? Burada. Bari akrabaların yanında demeseydin. Abim ya, en büyük abim. Yani bir konuşamadık da. Bu da yengem. Benim şimdi. Bu abim. Bu onun gelini. Bu onun kızı. Bu benim abi, koca bu birader. İş, bu iş bana düştü. Ben tek tek gideceğim artık. Sen onu alo de. Ben mikrofon, kameranın yerini değiştiriyorum. Yenge. Dur kız. Ya herif bu kadar akrabanın yanında. Kayınlar burada. Elçiler burada. Kayınım burada. Eltim burada. Şimdi ben yalnızım. He. Ben döverler. Ne yapayım? Ya? Adam beni döverse ne yapayım? Kim benden yan olacak? Ama enişteleriyim. Sizden kaç kişi var? Benden tek yalnızım ben. Kimse yok bende. Ya bu kaynım. Ya ben sandım ki. Yok yok. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Senin tarafsa maalesef benim de cesaretim gitti. Ben de gelin hanım gibi sustum. O zaman ben sana mikrofonu vereyim. Dayağı yiyeceksen sen ye, sen tanıştır. Karadan korkan kliplerden değil mi hemşerim ben? Karadan değil, baksın adamın bakışına. Bu yengem, en büyük yengem, hem anamız hem yengemiz. Ya dövmedi. Dövmedim. Bunlar dövülü mü? Yakışı mıydı yenge? Yok yok, çok iyilerim. Hem dayımın oğulları, hem buradan kayınım. Akrabam dövülü mü? Bu da en büyük abim yani. Ya ama çok emekli olanların içinden birisidir yani. Abi bir tanıyalım bakalım. Cavit Güntal. Cavit Güntal. Valla şu anda 60 yaşında bir işe girdim. Valla bir arkadaşın tavsiyesine girdik. İşi de beğendim. Şu anda memnunum, çalışıyorum. Yok değil. Gemide
izolasyon yapıyorum. Şu anda söyleyeceğim bir şey yoksa onu teşekkür ederim. Merhaba abi. Ben Cavit Bey'in gelini, büyük geliniyim. Ömer Bey'in eşiyim. Ömer Gündoğan. Ömer Gündoğan. Bu amcamız çok güzel ilahi okuyor. Nail amcamız. Ben mikrofonu direkt ona sunuyorum. Allah razı olsun. Bugün burada Samester Derneğimizin piknik programına geldik. Benim ismim Nail Güntav. Sezai Güntav'ın, Cavit Güntav'ın kardeşiyim, en küçük kardeşleriyim. Kendim İstanbul Sancaktepe'de ikamet ediyorum. Turizm işleriyle uğraşıyoruz. Hac umre işleri yapıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese güzel bir gün, mutlu, güzel bir gün geçirmelerini diliyorum inşallah. İlahi istiyorlar. Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Resulullah huzurunda. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Ne dert kalır, ne de keder. Medine'nin yollarında, Resulullah huzurunda. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında, Resulullah huzurunda. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Bastığın yerler yanıyor, Medine'nin yollarında, Resulullah huzurunda. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında, Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Teşekkür ediyorum. Az bir şey dedikodu yapalım dedik. Ne niyette geldik, ruhumuzu dinlendirdik, bu masadan ayrılacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sizin ediyorum. Sizin yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Böyle hani derler ya, nefessiz çektim o şekilde. Size çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Allah razı olsun. Maşallah, Allah razı olsun. İnşallah bu sizde güzel bir videolar paylaşırsın da bazen ruhumuz dinlenir. İnşallah. Şimdi fazla uzatmayacağım burayı. Dediğim gibi dedikoduya geldim, ruhumu dinlendirdim, gidiyorum. Vallahi gitmiyorum, vazgeçtim. Bir delikanlı gelmiş yanıma da
Anlat bakayım delikanlı, ne anlatayım ben sana? Sen bana sabah ne demiştin? Ne demiştim? Videoyu yaptın, çok güzel oldu. Samsun geçişini koydun diye. Hoşuna gitmiş miydi gerçekten gitmiş, video? Gitmiş, gitmiş. Demek ki bu daha güzel oldu. Şimdi tamam. Düşünsene bak, tamam. Kardeşimin ilahisinin üzerine buradaki görüntüleri kullanıyorum. Ya bu şimdi bizim amcamın torunları bunlar. Ondan sonra... Ya bak öyle bir kalabalık olunca korkuyorum ben amcamın ama. Amcamın torunları bunlar. Bu da Allah razı olsun okuyor. Ondan sonra böyle büyüklenmiyor. Ondan sonra çocuğuna çocuk, adamına adam. Dur. Allah razı olsun. Dur. Yengem arkadan dedi ki, hani ilk girişte demiştik ya, yenge sessiz olma diye dedi kalabalıklar. Bana diyor ki, şimdi bana hak verdin. Vallahi hak verdim yenge. Hocam şey anlatıyor musun çayınıza? Ya ben iki tane, ben tatlı adamım, şekerle şey yaparım. Ben çalışırken çay, şeker yemek. Şimdi abim. Anlat abi. Nasıl buranın ortamı? Daha henüz ortam bitmedi. Daha önce yeni yeni alışıyor. Yeni yeni çevre geliyor da. Öyle ya. Daha saat kaç? Oh, daha Allah saat 10'a geliyor. Olsun, daha yeni yeni gelen var. Çayında... O zaman şöyle yapayım ben. Sen anlat. Bu adamın akrabaları. Gel gene. Ananın akrabaları. Şuraya gel. Abi ben çay içmeye gidiyorum. Anasının da akrabası. Ben bu masadan korktum. Al şuraya. Ha bu var ya ha bu. Ha bu bizim da. Mikrofonu sallamadan. Ya şimdi bu Nazım abi böyle ormandan gelme ta. Köyümüzün en ormanlı. Öyle demedim rica ederim. Ama abi, köyün ağası böyle yaşama. Bak saça bak hemşerim bak. Saça bak. Boya yok adamım, boya yok. Saça bak görüyorsun değil mi? Boya, boya yok, boya yok. Yok yok, ya, boya yok. Yok yani. Ha, boya yok. Yaş 70. Öyle. Yaş 73 lan, ne 70'i be? 73. Ay 73 yaşında yani. Daha bir şey diyeyim be. Daha öbür kardeşleri bunu en ufakları kocadı, bu daha duruyor be. Lan bizim köyümler o abullar da tanın ya sen. Bizim köyün şeyi bu, ağası. Şey yapacağız yani. Burada tam ağa yapacağız bunu. Bir 15 milyar bağışış yapacak. Tabii, tabii, yapacak. Da var, tabii 15 milyar söz verdi. Öyle öyle. 15 milyar. 15 milyar verecek yani ya. Allah'a emanet ol aga. Merhaba, ben İbrahim Yurttaf. Kartal'da oturuyorum. Bir kamu hastanesinde görevliyim. Tabii bu kadar orada çalışıyorum, görev yapıyorum şu anda. Yenge arkanda değil mi korkar alt konu? Yok, burada yok. Kuzenleriyim. Ben tek geldim, tek takılıyorum. Ben tek takılıyorum. Abi Samsun Amasya Samaksiter Derneği'ne bütün arkadaşlara katkılarından ve geldiklerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Ben dernek yönetiminde Ömer Güntam yönetimdeyim şu an. Bazı hazırlıklarla ilgili uğraşıyor sabahtan beri. Hazırlıklarla ilgili uğraştığımız için fazla yardımcı olamadık sizlere. Teşekkür ediyorum. Ben Nazım Çakır. Hadi Allah'a emanet ol. Güle güle baba. Efendim yoğun istek, aşırı bir istek vardı ve o yoğun istek üzerine terli terli masaya geldim. Sol tarafımda değerli başkanım, Burhan başkanımın eşi, ben konuşmam dedi ama hiç şansın yok. Yenge dedim, konuşacağız. Ve sağ tarafımda da maalesef benim eşim niye maalesef diye ilk defa geliyor. Yani ara sıra geliyor da bu sefer isteyerek geldi. Yenge. Efendim. Sırf sen konuş diye hanımı kullandım bak. Tamam hanımı konuştur o zaman. Zaten onu konuşacağız. Konuşalım. Burhan abi arkada zaten Burhan abi biraz sonra çağıracağım. Birazcık yoğun. Yok. Geç kalınmış. Yenge seni bir tanıyalım. Adım Osmaniye. Kaç yıldır evliyiz? 38-39 sene oldu. Maşallah. Evet. O zaman bizimle hemen hemen bizden 2 sene fazla. Yani 2-3 sene fazla. Yenge dernek başkanı eşisin. Gerçekten bunların çok zorlukları vardır. Evet. Ki bunu birçok dernek başkanımdan ve ailesinden bildiğim için Burhan başkanım çok güler yüzlü, tatlı dilli bir insan. Acaba dernekte zaman zaman hani gergin olup eve yansıttığı oluyor mu? Yok. Evde de böyle mi? Evet, böyle. Yo, ben hiç şey yapmam ya. Mesela bakkalımız var, ben kendim beklerim, onu gönderirim. Değil niye mi? Durdun, niye ettin demem. Bakkal, gerçekten. Halıcıoğlu'nda. Evet. Ha, sen de mi duruyorsun yoksa? Bakkalda duruyorum ben. Ana, o yüzden başkanım rahat. Ben onu de diyorum. Onu gönderiyorum ben. Mesela gidiyor, ben bir saatine gideyim diye 200 saatten önce geliyor. 200 saatten ama ne yaptın? Bir şey demiyorum ben. Kaç çocuk var yani? İki tane. Bir kızım, bir oğlum var. Evet, şimdi gelecekler yoldan. Gelecekler.
Ne de olsa başkan çocuklar biraz geç gelebilir, normal. Torpil yapıyor. Yapmadım. Yapmadın. Evet. Benim hanım yiyordu. O da yemedi. O da dedim çay dökeyim dedim, yok beraber yeriz dedi, yemedi. O daha kahvaltı da yapmadı. Evet. Ortamı nasıl gördün yenge? Yani şu an için nasıl gidiyor? Ya iyi, iyi insanlar. Yani ne bileyim ben seviyorum yani. Neden gençler First Lady'yi alacağız diye özellikle ısrar ettiler? Gördük teklifini. Alacağım, alacağım. Osman gel buraya. Osman da özel. Yeğenim o. Ama çok seviyor. Diyor ki First Lady'yi alacaksın röportaja. Yengem dedi ki ben konuşmam. Hatta dedi ki ben kaçıyorum. Anında başında da gördün. Anında geldim girdim. Ben bilirim eşim bilir. O zaman alalım. Şimdi ablam geldi dedi ki ben bilmem eşim bilir dedi. Lafa o şekilde girdi. Abla eşin nerede? Eşim çalışıyor. Tabii eşin nasıl olsa burada yok, eşin bilir diye başından savdu. Evet eşim bilmese amcamın oğlu bilir. Aha. Ulan amcasının oğlu çünkü. Görümce. Evet görümce. Dedi ki. Görümce de. Dedi ki acaba dedi. acaba dedi emmim oğlu için ne diyor dedi. Ne duydun bakayım ne duydun? Vallahi daha önce bir şey duymadım ama bu kötülemez. Yani, bundan eminim. Cansın, ne kadar güzel. Evet eminim kötülemez amcamın oğlunu. Kalabalık. Ne yiyeceğiz? Her şey var yersen. Canın sağ olsun. Tavuk var, kıyma var, et var, domates var, salatalık var. Her şey var. Senin sağ olsun. Valla diğer piknik yapan dernekler. Bak. Her şey var. Yani bu ara diyecekler ki biz ilgilenmiyoruz mu? Şaka yaptım şaka. Yenge görümce geldi diye susmuyoruz. Devam. Tam yol devam. Burhan abi anlat. Burhan iyi birisi. Ne bileyim ben Burhan'dan hani bir kötülük şey değiliz. Yani. Kötülük gerçek bir adam değil ki dünyaca. Güler yüzlü melek gibi bir adam. Yani öyle değil aynı, ama. İşte. Onun şeyi benim öyle. İşte, öyle işte bu. İşte bu. Evet. Yani diyorsun ki damarına basmasınlar. Yok yani öyle bir hani şey değil de yani her şeye uyumlu hani şey, şey yapmıyor. Milletini kırmamıyor şey yapmıyor. İşte öyle değil deyince eve geldiniz. Evde ne var? Evde de yok bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Ya Burhan Başkanım. Var ya yok abi biz bugün ben bugün ya gittiğim yerde sıcaklık, sevgi, samimiyetlik, dostluk ya az önce de bir gittim dedim dedikodu yaptıracağım diye ilahi dinledi ruhumuzu dinlendirdik çıktık. Efendim. Ya ne olacak bu iş kimseyle kavga ettiremeyeceğim. Sen herkesi kendin gibi görme. Anam ben işi buldum baktım kimse kavga etmiyor ben hanımla kavga ederim. Kavga ederim merak etme. Bize güvenip de kavga etmeyin. Çok hanımın güzel. Kalıbına güvenerek arka çıkıyorlar ama biz de aşağı değiliz ya. Ne söyleyeyim şimdi? Söyleyeyim. Orada da söyleyeceğim gerçi. Bilmem. Ura dayımın oğulları, bura amcamın oğulları arada geçiniyorum ben. Oraya varıyorum dayımın geline görümcelik yapıyorum. Buraya geliyorum amcamın geline görümcelik yapıyorum ben. Hayat buraya güzel. Hayat güzel benim için ne yapayım? Şimdi benim hanımın bir şansı var. Bu da her masaya gidiyor. Yani sağ olsunlar hepsi de sıcakkanlı insanlar. Sağ gelsin buyursun. Teker teker gelin şaşırdım. Misafir o. İstediği yere gelir. Sen de misafirsin. Yok biz ona hizmet edelim. Evet, çayısını. Hayır abi şu maç arasında dolaşıyoruz ya o yüzden diyorum. Sen de burada misafir biz yaşadık diyorum vallahi. Vallahi yaşadım. Burada da yaş, burada da et de bol bugün. Domates evet, salatalık da bol. Yemek de bol yiyebilirsen. Asiye'den Allah razı olsun. Oradan biri gülüp duruyor. Geleceğim merak etme. Yani ben karışmam. O gülen kim? O da bu, zayıf mı kilo? Sana diyorum kız. Sana diyor. Sen, o da benim amcamın şey gelini. Oraya onunla. Geliyorum şimdi. Ya o da o tarafa kaçıyor. Yengeciğim. Her ne kadar konuşmayacağım desen de beni kırmadığın için çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben sizin kardeşinizim. Ya şimdi ben konuşamıyorum. Biz yani alışmamışız öyle bir şeye. Bilemiyorum. Ben öyle konuşmasını yapamıyorum. Konuşur da biraz rahatsız. Konuşur da biraz rahatsız. Evet. Biraz da görümce yanında. Görümcem var ya korkuyorum. aha, abi var ya görümce böyle vallahi. Görümce değil mi? Bırak. İyi, o zaman öteki masaya gideceğiz. Bakalım orada konuşturacaklar. Orada da konuşurum. Orada da konuşurum. Geliyorum ben. Hadi sen git ben geliyorum. Gel, orada bir de gelin var ya. Gerisi dayımın kızları. O gelinlere kıyamam ben. Bana bak dayının kızları gelinden yana çıkarsa yandı. Onlar mı? Tabii ki ben de gelinin yanında olacağım.
Allah Allah, bugün ya zaten ısıcak da bul, mangal da bul, ateş de bul. Koca orman. Esiyor. Ne yapalım? Çok teşekkür ediyorum yengecim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de ayaklarınızı Allah razı olsun. Sağ ol. Şimdi başkanın sen çayı koyayım mı sana? Yok, ben her gittiğimde de... Ya şuradan bir atıştır vallahi. Kız her gittiğimde de yiyorum vallahi. Vallahi ye, bakmasa onlar gelsin. Çay getireyim, açık masa orada. Yahu gelirim be. Vallahi geliyorum. Ben gidiyorum karı. İyi git ye sen. Sen de gel kız. Yok, ben burada oturuyorum. Sen git. Kandıramayız karıyı da kandıramayız. Evet, ben o zaman başka masaya doğru gidiyorum. Siz de benimle beraber gelin. Şimdi masaya geldim. Masaya geldim de mikrofonu birine satacağım abi. Şimdi hanımefendiyi kandıramadım ama yanımdakini kandıracağım. Şimdi demin ne demiştik? Ne demiştik? Görün, fazla görümcelik yapma her masada. Hı-hı. Mikrofonu vereyim sana. Duydun mu? Yok, oraya geleceğim. Bir dakika dur. Sen bence ona ver. Yok, mikrofonu vereyim sana. Tut. Tanıt kendini önce bir. Ayşe benim ismi. Kimin gelinisin Ayşe? Davud'un gelini. Davud'un, Davud taşı var. Davud nerede? Onlar memleketteler. Memleketteler. Evet. Burada kimin yanındasın? Burada evimdeyim. O görümcelerim var. İşte görümceye gelelim. Sen şimdi bak, sen şimdi mikrofonu tut elinde. Hadi ikisini de seviyorum. Yok yok, ikisini de seviyorum. Arada taşlanırsın dedim. Evet. Bana öyle dedi. Evet, ama cevabı ver. Ay, taşla bir de geri döner, ne yapayım? Vallahi bilmem. Bilmem, atsın taşı. Atsın da dayımın kızı atsın taşı. Ne yapayım? Her yere görümcelik yapıyorsun. Aşağıya gidiyorsun aşağıya. Yukarıya çıkıyorsun yukarıya. Olmaz. Olacak o kadar. Gelinler burada. Vallahi görümcelik diye bir şey mi kalmış artık? Ben de görümceyim ama bak, görümcelik yapamıyorum. Eyvah. Mikrofon yeter böyle. Eyvah. Bana döndü. Öncelikle hoş geldiniz 13. geleneksel yaz şenliği programına. Ben yönetim kurulu üyesi Mustafa Taşova. İşte kardeşler böyle yeni yeni tanışıyoruz. Ya işimize bakıyorduk. Abi kahvaltıya şey afiş asıyoruz diye bir şey kalmadı masada. Hepsini yemişler, aç kaldık ya. Biraz da korku var tabii ki şimdi. Bir Allah, iki kadından korkmayan zaten Müslüman değildir. Yani... Gelen bütün katılan arkadaşlara, hemşerilerimize, hepsine teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Size de zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Elinize sağlık. Fazla da zaman almayayım. Sizin gezecek bayağı bir masanız var. Onun için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zeynep Eser. Mustafa'nın kardeşiyim. Evet. Ablam, ikimiz görümceyiz. Ablaları. Eşim orada. Tek gelin o. Üçümüz de görümce sayılıyoruz aslında. Evet. Üç tane gibi. Yani masayı sen toparlattın. Eşimin sesi çıkmıyor. Görümceler var, korkuyor. Evet. Yani öyle. Güzelce vakit geçirmeye çalışıyoruz bugün. Bilmem, güzel. Sıcak havalarda bir değişiklik olsun diye geldik. Güzel geçiyor. İnşallah da güzel devam eder. Biz teşekkür ederiz. Efendim, arkamdaki masa o kadar kalabalık ki cesaret edemedim. Dedim ki ben bu masaya röportaj almam kardeşim. Masanın röportajını sen alacaksın. Mikrofonu devredeceğim. Seni tanıyalım. Osman Çelik ben. Amasya Taşova Şeyli Köyü'nden. Memleketimiz orası. Derneğimizin pikniğine geldik geleneksel olarak. Öyle. Osman, az önce beraberdik orada. Güzel takıştırma pozisyona giriyorduk ama buraya gelmek için kısa kestik. Evet. Kaptın değil mi işi? Evet evet. O iş sende. Bende her türlü. Evet, bizim... Ailemizin büyüklerinden Muzaffer Aydın'ın yanındayız. Sözü ona vereceğim. Enişte buyur. Ben Amasya vilayetinin Taşova kazasının Çeyli köyündenim. Muzaffer Aydın. Buraya piknik yapmaya geldik ve bütün dostlarımızla görüşüyoruz. Harun amcam kendi Samsun'dan geldi. Sözü ona veriyoruz. Başkanımıza bu pikniği düzenleyenlere teşekkür ederim. Eş dost görüyoruz. Yani özellikle o yani başka. Dernek başkanı da eniştemiz oluyor. Hoşnaz Yabar. Bu organizasyonu yaptıkları için herkese teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Ben çok sevindim. Benim sayemde geldik. Enişte, mikrofon sende. Duygularını alalım. Ben de aynı. Samsun Ladik Yumaklı Köyü'nden Nuri Yabar. Bu organizasyonu yöneten Burhan Enişte'ye çok teşekkür ederiz. Bütün emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Enişte, mikrofon sende.
Teşekkür ediyorum. Kameraya bakarak. Kendisine. Bu güzel organizasyon neden herkese teşekkür ederim. Biz yemeğimizi yiyeceğiz. Afiyet olsun hadi. Görüşürüz. Buyur teyzeciğim. Mikrofon sende. Bu organizasyonu yapan Burhan Enişte'ye, yanında çalışan herkese çok teşekkür ederiz. Bizi buralara getiriyor. Yani hep eş dost bir arada oluyoruz. Herkese sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Güzel organizasyon. Öyle şeyler olmasa. Evet Sadiye teyzeciğim. Mikrofon sende. Duygularını alalım. Ben Sadiye Yavar. Burhan Eşti'ye çok teşekkür ederiz. Çok güzel yapıyor. Her sene bizi buluşturuyor buralarda. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Evet. Mehmet Yavar'la birlikteyiz. Duygularını alalım Mehmet. Bu organizasyonu gerçekleştirip bütün insanları bir araya getiren herkese çok teşekkür ederim ben de. Herkese iyi eğlenceler. Sümeyye konuş. Duygularını alalım. Pikniktesin. Bütün aile sülale buradasınız. Biz zaten hep bir arada olduğumuz için çok ekstrem bir durum olmadı. Karşıya gelmiş olduk. Bu şey yapan Burhan Deniz'in bacanağımızdır. Teşekkür ederim. Evet. Burada çok güzel piknik yapıyoruz. Çocuklar orada yatıyor. Burası çok güzel. Güzel mi? Eğleniyor musun? Aha. İyi bakalım. Tamam. Abi tevekkülü değilmiş. Neden benim korktum? Masa komple başkanın yakını kayınço tarafıymış. Evet, evet. Ya Allah korudu beni. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Buran eniştem olur kendisi. Halamın eşidir. Vallahi her sene Allah razı olsun. First lady çek, first lady çek diye evet. Kamçıladın beni. O evet. Çocuğun sayende yapmış olduk. Evet. Şurada bir tane tatlım yatıyor. Ona bir bakalım beraber. Bakalım abi gel. Burada da uyuyan bir minik prensesimiz var. İsmi Aliya. Şöyle pikniğimizin neşelerinden. Vallahi bisküvi, defter, fatura, evraklar. Yani demek oluyor ki patronun yanındayım. Kardeşim, evet. Selamlar. 5 sene sonra yeniden bir aradayız. 2023 yaz pikniğimizi yapıyoruz şu anda. 23 Temmuz 2023. Pandemi ve deprem dolayısıyla ve yasaklar dolayısıyla 3 yıl şey yapamadık, piknik yapamadık. Bu sene de yasaklara yakalanmadan pikniğimizi yapıyoruz inşallah. Bugün Samsun, Amasya yani 81 ilin Samaster'e gönül vermiş insanları buraya bekliyoruz. Henüz daha gelmiş değiller. Yani bütün Samsunları, Amasyaları bekliyoruz buraya. Efendim kendisi dernek başkan vekilimiz Abdullah Ertav olur. Genel sekreter düzeltiyorum. Kendini tanıtmadı. Önce derneği ve işini tanıttı ama ben onu atlamayacağım. Abla kardeşim 5 sene oldu sizinle. İlk tanıştığımızda, görüştüğümüzde daha sıcak, daha samimi bir ortam gördüm ben. Demek ki insanlarımız gitgide birbiriyle kaynaşıyor. Doğru mu? Tabii ki. Yani ne diyeyim, buradan Samsun'a gelen hemşerilerimiz var. Amasya'dan gelmeye devam ediyorlar. Şu anda yoldalar zaten. Ondan İstanbul'un 39 ilçesinden buraya gelenler var. İzmit'ten gelenler var. Ondan sonra bütün misafirlerimizi, hemşerilerimizi bekliyoruz. 3 yılda piknik yapamadığımız için gerçekten bayağı bir ayrı kaldık. Özlem de var. Özlem de var tabii ki. Eş dost bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Efendim gördüğünüz gibi gerçekten yoğun bir çalışma. Araya girdim. Haberi bile yoktu yanına geleceğimden. Hatta otur otur dedim. Dedi ki nereye oturayım? Dedim oldun yere otur. Biz devam ediyoruz ama yönetimle özel bir röportaj yapacağız. Allah nasip ederse devam edin bizi izlemeye. İşte garibanlık böyle bir şey olsa gerek. Kan ter içerisinde kaldık. Röportajlar. Az önceki masayı sevgili genel sekreterden önceki masayı gördünüz. Tamamen başkanın kayınço tarafı. Yani elim ayağım titriyor korkudan, dedim ki her an dalabilirler. Allah verir de mikrofonu yine kayınçolarından birine vermiştim. First Lady ile röportajı aldık. Ben başkan yoğun biliyorum. Meğersem Ferhat Damal'la beraber damardan takılmışlar. Kahvaltı yapıyorlar. Başkanım afiyet olsun be. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya biz Ferhat Başkanım'la beraber biz burada çok kötü yakaladın ama masamız boz. Gariban masası. Başkan, sana bir şey söyleyeyim mi? Bana şu ana kadar 8 tane masa da geldi. Et de dahil. Yani bir kuş tütü derler ya, orada ağaçlardan bir kuş bulursak, sağarsak kuş tütümüz de tamam oldu.
İnşallah gün boyu ondan sonra bunlar, bu ziyafetler devam edecek. Sayın derneğimiz masası da, protokolü de yani böyle gariban değil. Soğan ekmek yeri de öğrendi. Abi yani Ferhat'ın yanında oturdu diye mi damardan girdi bilmiyorum ama bu iş harbiden damara bağladı ya. Başkanımızın gönlü de zengin, sofrası da bereketli. Biz az önce başkanım da dedi, soğan ekmek bile olsa dedi, hiç önemli değil. Gönlümüz rahat. İnsanlara gönlümüzde büyük yer var. Başkanımın gönlünde büyük yer var. İki domates, iki zeytini herkes bulabilir. Çok şükür sofrası da bereketli, gönlü de bereketli. Akılları sıra ne yapıyorlar biliyor musun? Hani ben dedim ya, bensiz yapıyorlar. Yahu kardeşim zaten Ferhat geldi kahvaltıya çağırdı. Yani işin esprisiydi ama... Sağlam gömdünüz be, sağ olun. Evet yani sen bizi tuzağa düşürecektin ama biz sana tuzağa, biz seni tuzağa düşürdük. Hatta kamerayı ayarlarken de kulağıma Eyübercan lafını duydum. Eyübercan için ne dedim başkan Ferhat'a? Ya dedim ki Eyübercan'ın adamı Ahmet Güngör dedim. Şimdi Eyübercan deme, onu duyarsa buraya o da gelir dedim. Ama Eyübercan sesimizi duymuyor. Buralarda yok galiba. Samsun'da mıdır, nerededir bilmiyorum. Ben aslında röportaja nasıl başlayacaktım biliyor musunuz? İşte başkanın tek şanssızlığı, iki tane dostu var. Bir tanesi çekilmez lanet ben. Bir tanesi söz verir, sözünü tutmaz Eyübercan diyecektim. Ama bunu da söylemiş olayım. Eyüp dün paylaşım yapmış bu biliyorsunuz Samsun'da bisiklet yarışıyla alakalı. Ama uğrarım demişti bana. Bilmiyorum artık. Uğrarsa uğrar, uğramazsa Eyüp güle güle. Ya ikide bir Eyüp ben geliyorum diyor, ben ona yazıyorum sakın ha gelme, gidişin olsun da gelişin olmasın, orada kal diyorum ama maalesef yine geliyor ona, ben geliyorum. Ya neyse, nereye geliyorsun ya? Bıktım ondan artık, daha gelmesin o bugün buraya. Efendim, kardeşimizi gerçekten seviyoruz, sevdiğimiz için de takılıyoruz. Ama Eyüp Ercan bence, hani ben gidiyorum dediğinde git bir süre gelme be kardeşim. Bisikletle Ankara'ya gidecekmiş. Aynen öyle. Samsun'dan bisikletle Ankara'ya gidecekmiş. Güzel bir proje, inşallah başarılı. Bence de güzel program, güzel bir proje. Samsun, Samkon biliyorsunuz Samsun'umuzun en üst sivil toplum kuruluşu. O da çok başarılı Samsun camiası adına programlara imza atıyor. Özellikle iş insanımız, hayırsever iş insanımız Hasan Kaya Aşçı Başkan. Zaten onun yaptığı projeleri anlatmakla bitmez. Malumunuz çok kısa bir süre önce ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. 6 Şubat'ta merkezi Kahramanmaraş olan büyük bir felaketi yaşadık. Ve Samsun'umuzun da orada en güzel şekilde temsil etti Hasan Kaya Başkanımız ve Samkon yönetimi. Orada 100 aileyi barındırabilecek Samsun konteyner kentleri orada inşa ettiler. Ve 100 aile depremzedeye orada barınma imkanını verdiler, yemeğini veriyorlar. Ve halen de aynı çalışma orada gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Bizler de gittik Adıyaman'da o konteyner kenti gördük. Rabbim Samkon Genel Başkanımız Hasan Kaya Başkanımız Hasan Kaya Başkanımızın niyetlerini ve onunla birlikte çalışan çalışma ekibine de kolaylıklar versin. Çok büyük bir projeye imza attılar. İnsanlık adına örnek bir projeye adım attılar. Örnek bir proje gerçekleştirdiler. Buradan bir Samsunlu olarak ben de kendileriyle gurur duyuyorum. İyi ki varsınız Samkon'umuz diyelim. Şimdi buradaki röportajı da sonlandıracağım da sevgili seyirciler, kafama bir şey takıldı. Ya arkadaş niye öyle kolunu uzatıyorsun? Yanlarına gitsene dediğinizi duyar gibiyim. Vallahi ikisinin ortasına girmeye cesaretim yemedi. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ediyoruz. Ben de şimdi hemen Bismillah diyeceğim, programa başlayacağım. İnşallah hepimiz adına güzel bir program olur. Samsun adına, Amasya adına çok güzel bir program olur inşallah. Başkanım haydi Bismillah o zaman. Hayırlısı olsun inşallah. Günün sonunda buradan neşeli bir şekilde Allah kaza bela vermeden ayrılacağız inşallah. İnşallah. Ben o zaman kamerayı ayarlıyorum Ferhat'ıma. Orayı çekerken ben de biraz masalarda tıkınırım. Ha, tıkınırım derken yemek yerim.